Evet, başladık ama şöyle bir yine kötü bir tatsız bir durumla karşı karşıyayız. Metin Kurt abimizi kaybettik. Maalesef. Programımızda Metin Kurt üzerine biraz laflayalım istedik bu hafta. Değerli dinleyenlerimiz, siz de görüşlerinizi ve yorumlarınızı bize Twitter ve Facebook üzerinden iletebilirsiniz. Twitter ve Facebook'taki Yön Radyo hesaplarına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Dilerseniz 0212 253 33 33'ü de arayarak mesajınızı canlı yayınımıza bırakabilirsiniz. Ve Metin Kurt'tan devam edelim Erkut abi. Evet, arkasından konuşması en zor insanlardan biri benim adım Metin abi, Metin Kurt. Çünkü biz onunla sadece bir gazeteci, bir futbol emekçisi, bir sendikacı olarak değil, daha yakın ilişkiler olan insanlardık. Zaman zaman görüşürdük, konuşurduk, paylaşırdık. Çok erken denilebilecek bir dönemde, çok verimli olabileceği bir zaman Metin abi sahalardan diyelim tırnak içinde ayrıldı. Onun yokluğu çok büyük bir kayıp ama işte takip edenler biliyordur. Son vazifemizi yaptığımız gün cenaze töreninden bahsediyorum. Orada bulunan insanları görünce yokluğunun dahi insanların umut olabilen ender insanlardan biri olduğunu tekrar fark ettim. Bir kere daha Metin abiyi çok sevdim orada. Hakikaten birçok sıkıntıyı yaşamış türbinler, birbirlerine olmadık şeyler söyleyen türbinler orada bir aradaydı. Bu herkesin yapabileceği bir birleştirme, bir güç birliği değil. Metin Kurt bunu ölümüyle dahi başarabildi. Yaşarken başarmaya çalıştığı gibi ölümüyle de başardı. Hatta oğlunun bir konuşması vardı. Hep merak ederdim, nasıl olur babamın gönderilişi, bir şey olursa, başına gelir, bir şey gelirse nasıl olur? Şimdi görüyorum ki gururla izlenecek bir şeymiş dedi. Evet, Metin Kurt'u kaybettik ama Metin Kurt'un açtığı yoldan yürümek için hiçbir şey kaybetmedik. Tam tersi kazanımlarımız var. Metin Kurt Türkiye'de olmayan birçok şeyi ilk yapan insanlardan, öğretenlerden aynı zamanda, çalıştığı, yan yana olduğu, herkese o kadar çok şey, o kadar doğru bir karakter birikimiyle vedalaşmış ki herkes arkasından iyi konuştu. Tabii bir adettir, bizde ölünün arkasından kötü konuşulmaz denir ama Metin Kurt bu istisnanın dışına bir karakterdi. İşte geçtiğimiz günlerde yine radyomuzda söylemiştim. Çalıştığı herkese öyle pozitif şeyler bırakmış ki işte 70'li yıllarda, 70, 71, 72 gibi hani Galatasaray'ın 3 yıl üst üste şampiyon olduğu yıllarda Metin Kurt efsane teknik adam Birian Burch de çalışıyordu. Yıllar sonra Burch Türkiye ile ilgili bir röportaj için kendisine gelen muhabire Metin Türkiye'ye başbakan oldu mu diye sorabilmiştir. Yani o derece sağlıklı bir karakter ki insanlar bunu ona layık görüyorlar ya da yakıştırıyorlardı. Hayır, Metin Kurt evet elbette ki başbakan olamadı bu ülkeye. Ama Metin Kurt isteseydi ondan daha az yeteneklilerin yaptığı gibi başbakan değil ama milletvekili olabilirdi bu ülkede sevgili Kemal. İsteseydi kurduğu sendikanın muhalif olmasını törpülerdi. Sıradan bir sendika kurardı. Çok düz bir sendika kurardı. Sarı bir sendika kurardı. Ve diğer konfederasyon liderleri gibi milletvekili olabilirdi. Çeşitli partilerden aday olarak. Ama Metin Kurt böyle bir insan değildi. İnandığı doğrular sebebiyle hep muhalif olarak kaldı. Futbolculuğunda aslında Metin abi çok iyi bir sağ açıktır. Fakat mecburiyetten zaman zaman bazı dönemlerde Galatasaray'da sol açık oynamış bir oyuncuydu. Orada da çok iyi oynadığı için. Bir de sosyalist kimliğinden kaynaklanan bir yakıştırmayla sol açık Metin olarak ismi anılır. Çizgi Metin olarak ismi anılır. Halka yakın olmak adına orada çok oynuyorum da, demişti. Çok da güzel bir şey. Metin Kurt, fazla uzatmayayım. Sadece futbolculuğu döneminde sol açık değildi. Metin Kurt hayatının son nefesine kadar sol açık olarak kaldı. Selam olsun kendisine. Evet, Metin Kurt'un ünlü, artık çok ünlenmiş de bir sözü var. Bence dinde yobazlık neyse futbolda da fanatizm odur diyor. Metin Doğru. Kurt'un tam da üzerine bastığı bu atmosfer şu an ülkedeki futbol ikliminde birebir yaşanmıyor mu sanki? Değil mi? Ahmakça bir fanatizmdir gidiyor.
Kesinlikle. Metin Kurt'u bir kez daha haklı çıkaran bir söz. O sözü de aslında şeyde söylemişti Erkut abi. Bizim Bir Gün gazetesine verdiği röportajda söylemişti. Metin Kurt'un son röportajıdır. Ben de kendimi şanslı hisseden biriyim gazeteci olarak. Bu röportajı Ziya Adnan'a ben ayarlamıştım orada editör olarak onun. Oradaki şeyde bir soruya şöyle cevap veriyor. Türk futboluna baktığınızda ne görüyorsunuz diyor mesela Ziya Adnan şeyi Erkut, Metin Kurt'a. Bir batakhane görüyorum. Gençleri yutan bir batakhane diyerek aslında gelinen noktayı da özetliyor Metin Kurt. Metin Kurt'un, yeni Metin Kurt'ların çıkması da bir bakıma artık Metin Kurt'un geride bıraktığı insanların vereceği mücadeleyle ortaya çıkacak. Yani buradaki bizim gittiğimiz yeni Metin Kurt'ların çıkmasına müsait aslında. Onun başlattığı sendikal hareketin artık bir tamamlanması gerekiyor. Bütün futbolcular şu zamanda birleşmeyecekse ne zaman birleşecek? Bunu bir kendilerine sormaları gerekiyor. Metin Kurt'un o dönemki dava arkadaşları diyeyim tırnak içinde, Metin Kurt'un ölümünden sonra Metin Kurt'un siyasi projeleriyle, siyasi demeyelim de hani insani mesleki boyuttaki o sendikalaşma hareketleriyle ilgili ben isterdim ki, duymak isterdim ki biraz söz söylesin işte Şenol Güneşler vesaire, Fatih Terim mesela, onun takım arkadaşı neden hiç bu topa girmedi, gerçekten merak ediyorum. Demek ki Metin Kurt gerçekten yalnız biriymiş. Evet, Metin Kurt yalnız biriydi. Lakin o yalnızlığını şöyle söyleyeyim, özetlemek lazım. Bedel ödemeyi göze alan insanlardan biriydi Metin Kurt. Metin abi isteseydi 1970'li yıllarda, 1970'li yılların ortalarında o dönemin en iyi bol sıfırlı kontratlarını imza atabilecek bir yetenekti. Ancak o, demin de söylediğimiz gibi, verilen bir sözün tutulmamasını hak olarak gördüğü bir davayı sonuna kadar sürdürdü. O da neydi? Galatasaray Kulübü o dönemki yönetimiyle, eğer 1976 yanılmıyorsam, eğer Türkiye Kupası'nda finale çıkılırsa, şimdinin çok komik parası 10 bin lirayı, eskinin 10 milyarı, futbolculara prim olarak dağıtacağını vaat ediyor. Ve Galatasaray Spor, Galatasaray takımı o sene 1976 yılında yönetiminin istediği finali görüyor. Finale çıkınca Metin Kurt da doğal olarak vaat edilen prim hakkını istiyor. Nedense o dönem bilmiyorum. Yani imkansızlıklardan dolayı mı yoksa başka bir sebepten dolayı mı hakikaten o para verilmiyor oyunculara. Bunun üzerinde Metin abi sahalarımızda bu toprakların gördüğü ilk sportif eylemi ortaya koyuyor. Hani grev denilen şey aslında idmana çıkmamak, protesto etmek. Bugün İtalya, İspanya liglerinde, İngiltere liglerinde çok sık yaşadığımız aslında bir şey. Oyuncular sendikalarının sıklıkla başvurdu. Özellikle sezon başlarında veya işte NBA'de basketbolcuların sıklıkla başvurduğu bir eylem tarzı. O zaman tabii Türkiye şartlarında ilk yaşanan bir şey. Yanılmıyorsam yine takım arkadaşlarından Özdenak kardeşler, Yasin Gökmen Özdenak kardeşler var bu işin içinde. Birkaç tane daha oyuncu var. Onlar mesela, Büyük Mustafa gibi, onlar mesela cenazesinde vardılar Metin abinin. Fakat Metin abinin hayata bakışı o eylemin bitirilmesiyle sona ermedi. Demin dedim ya, sol açıklığı bütün ömrü boyunca devam etti onun. Diğerleri maalesef düzene angaje olarak sistemin gerektiği şekilde davrandılar. Metin Kurt da isteseydi öyle bir yorumcu olabilir yani televizyonda. Bugün Metin Kurt'un emsali o dönemin oyuncuları milli takım teknik direktörlükleri yapıyor. Metin Kurt'un o dönem takım arkadaşları ya da işte milli takımda, ki defalarca milli takıma seçilen bir oyuncudur Metin Kurt. Çok yetenekli bir oyuncudur. Yetenekli olduğunu da şöyle pekiştirmek lazım. 1968-69 sezonunda rahmetli Metin Oktay futbolu bıraktığında Galatasaray'da hem tribünler hem Galatasaray Spor Kulübü camia olarak taçsız kralsız ne yaparız diye bir sıkıntı yaşıyor. Yani tribünler o boşluğu nasıl dolduracak? Kulüp o boşluğu nasıl dolduracak? Tedirginliği yaşarken Ankara PTT'de oynayan Metin Kurt dikkat çekiyor ve Metin Oktay'ın da
özellikle alınmasını tavsiye ettiği, takip ettiği Metin adaşı Metin Kurt Galatasaray'a o yıl kiralık olarak giriyor. Metin büyük Metin diyelim yani Metin abisi ayrıldıktan sonra, Taçsız Kral ayrıldıktan sonra onun yerine geliyor ve bütün beklenti Galatasaray camiası olsun, tribünler olsun, Metin Oktay'ın yerini doldurması muhtemel insan olarak bakılıyor. Yani çok büyük bir yetenek aslına bakarsanız. Ve hatta ilk golünü de Fenerbahçe'ye karşı yanılmıyorsam yine bir TSYD kupasında atıyor. İlk çıktığı forma giydiği maçlardan birinde. Ve maç sonunda da bu golü benim gol atmamı çok isteyen, kendi yerimi doldurmasını çok isteyen Metin abime armağan ediyorum diyor. Metin Oktay'a armağan ediyorum diyor. O derece iyi ilişkiler var. O yüzden Metin Kurt hakikaten döneminin en yetenekli oyuncularından biri. 27 kez milli takım forması giyiyor ki o dönem milli takımın yaptığı maç sayısına bakarsak. Tabii. Gerçekten iyi bir rakam. Tabii. Yani o dönemki arkadaşları demin de söyledik. Milli takım teknik direktörlükleri yaptı. Kulüp teknik direktörlükleri, menajerlikleri yaptı. Hiçbir şey yapamayan gazetelerde köşeler kaptılar. Ciddi paralara medyada yorumculuklar yaptılar. Ancak Metin Kurt bambaşka bir insandı. O bunları tercih etmedi. Bunların yerine bir dönem iki takımda yanılmıyorsam yine futbol emekçiliği yaptı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra gazetecilik de yaptı. Evrensel Gazetesi'nin spor müdürlüğünü yaptı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan küskün ayrıldı, onu söyleyelim. Ve Metin abi hayata gözlerini kapadığı gün küstü. Galatasaray'la küs ayrıldı ki son günlerde Galatasaray yöneticiler bakma Metin Kurt hakkında böyle çok olumlu referanslar veriyorlar, konuşmalar yapıyorlar. Aslına bakarsan Galatasaray yönetiminde Metin Kurt'la küstü. Yani karşılıklı bir küsme vardı burada. Gelinen son noktada Metin Kurt Galatasaray'dan ayrıldı. O bir anarşist, dönemin jargonuyla anarşik ilan edildi. O komünist Metin'dendi onun için. Ona Metin yoldaş dediler. Bazı insanlar öyle dedi, bazı insanlar komünist. Metin dedi, sen futbolu Moskova'da oyna diyenler çıktı o dönemde. Klasik söylemlerdi evet. Bunlar biliyorsun. Komünistler Moskova'ya. Metin Kurt bunların hiçbirinden alınmadı. Bilakis çok mutlu oldu. Gururla taşıdı bu çizgi Metin, sol açık Metin, komünist Metin, yoldaş Metin kavram benzetmelerini, tanımlarını. Ve Kayserispor'a gitti. Kayserispor'da futbolu bıraktı. Ardından iki tane kulübümüzde teknik direktörlük yaptı. Dediğin gibi Evrensel Gazetesi'nde önemli işler yaptı gazetecilik anlamında. Daha sonra işte amatör sporcuların bir araya gelmesi için dernekler kurdu. Ben 2008 ve 2009 yıllarında çok sık görüştüm. 2009'un sonunda kendisi 2010'a bağlanacak dönemde sendikayı kurdu. Spor seni kurdu. Evet, o dönem kendisiyle bir röportaj yapmıştım. Benim tanışma Metin Kurt'la tanıştığım günde oydu. O güne kadar bir Metin Kurt efsanesi vardı aklımızda. Nasıl bir şey, neye benziyor falan diye bir merak eder dururduk tabii. Ama gerçekten de bildiğimiz Metin Kurt'muş. Hani solcu bir futbolcuymuş eskiden Galatasaray'da falan. Öyle duyardık yani onu. Gittim, solcu da hakikaten devrimci. Hakikaten devrimci bir insandı o. Yani öyle şey değildi. Ve farkında mısın şeyde Sokrates'le de yakın, arası da yakın bir mesafeydi. Hayattan ayrıldı ikisi de. Sokrates de Brezilya'nın unutulmaz devrimci futbolcusu. Kesinlikle. Ama baktığımız zaman şimdi Brezilya'nın Sokrates'e yaptığı cenaze töreni olsun, gösterdiği ilgi olsun halkın vesaire, o yüz binlerce kişinin katıldığı cenaze törenleriyle uğurlandı mesela Sokrates. Metin Kurt'un da böyle bir Türkiye'de tabii beklememiz biraz şey olabilir ama bunu hak ettiğiniz en azından söyleyebiliriz Metin Kurt'un. Mutlaka Türkiye'de bunu hak ediyor Metin Kurt. Metin Kurt gibi birçok insan hak ediyor.